Pre-parlamenter, çok uzun yıllardır alışıla geldik parlamenter sistemden başkanlık veya adlandırıldığı şekliyle cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Cumhuriyet'in 96 yıllık tarihine baktığınız zaman burada daha çok bir devamlılık mı yoksa kopuş mu görüyorsunuz siz? Vallahi ikisi de aslında söylenebilir. Ben başkanlık ya da yarı başkanlık sistemine ilkesel olarak öyle karşı olan birisi değilim. Öte yandan daha önceki parlamenter sistemimizin de bir takım sorunları olduğunu biliyorum. Yani bugün bana kalırsa sadece başkanlık ya da yarı başkanlık sistemi olsun, cumhurbaşkanlığı sistemi olsun olmasın tartışmasının yapılmasını pek doğru bulmuyorum. Bir gün cumhurbaşkanlığından vazgeçecek olsak bile daha önceki sistemimizin de yanlışlarını görüp onu düzeltmeye çalışmak gerekir. Öte yandan demin de söylediğim gibi yani Türkiye yıllarca işte sultanlarla efendim ulusal önder değil mi Atatürk işte arkasından milli şef İnönü sonrasında neredeyse tapınılan Adnan Menderes işte Süleyman Demirel Çoban Sülüğü vesaire yani önder seven bir kültürümüz var. Dolayısıyla o kültüre baktığımız zaman başkanlık sisteminin de Türkiye'de kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bu yapılırken çok ciddi bir hukuksal yapı değişikliğine gitmek lazım. Ben şu andaki sistemin birçok tıkanıklıklar gösteren ve iyi çalışmayan, bunun nedeni de cumhurbaşkanlığı sistemi olmasından değil, kötü kurulmuş olduğundan kaynaklandığı kanısındayım. Dolayısıyla bir tür biraz evvel saydığım isimlerle birlikte bir tür süreklilikten de bahsedebiliriz. Ama öte yandan sistem olarak baktığımızda tabii kopuştan söz etmemiz gerekiyor. Bir de şunu sormak isterim. Yine Cumhuriyet'in 96 yıllık birikimine baktığınız zaman Batı'yla karşılaştırdığımız zaman oy verme oranlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye halkları oy kullanmayı seviyor diyebiliriz herhalde. Toplumun demokratik bilincini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu Cumhuriyet'in 96 yıllık bıraktığı gelenekle birlikte diyeyim. Vallahi ben de aynı fikirdeyim. Yani Türkiye toplumu oy vermeyi seviyor bu bir. Hatta bana kalırsa milletvekili seçmeyi de çok seviyor. Ve bilmiyorum tabii siyaset çözümlemesi yapan insanlar.